Şimdi Muğla'da yaşanmış olan o Pınar Gültekin kardeşimizin başına gelen olayları sosyal medyada, haberlerde, çoğu yerlerde izledim, dinledim, araştırdım ve şimdi burada bu yani başına gelmiş olayları size burada anlatamam. Çünkü ben onu sadece okurken bile kanım dondu. Bu insanlar artık nereye doğru gidiyor? İnsanlık kalmamış. Yani bu içgüdüler artık şeytani, cinler mi artık insanın bedenini ele geçirmiş? Yani bunu nasıl yapabilir insan karşı taraftaki bir canlıya? Hiç akıl sır almıyor yani. Bunların cezası artık kanunen belirli bir standartlara uydurulması gerekiyor. Ve bu standartlar uydurulan bu standartlar bütün toplumun geneline yaygın bir şekilde haberdar edilmesi lazım. Şahit olunması lazım. Verilen cezalar, uygulanan cezalar tolerant olmaması lazım. Serbest yargılama veyahut da detaylı araştırma bunların üstü öyle üstün körü örtülüp de aman bana ne bununla mı uğraşacağım? İşim var, gücüm var. Hani tam beni mi buldu? Bu dosyanın üzerinde fazla da çalışamam. Zamanım hani fazla gidiyor gibicesine böyle hani aldırış edip de üstün körü kapatılmaması gerekiyor bunlar. Şimdi Pınar kardeşimizin başına gelen sosyal medyaya yansıdığı için bunların hepsi bu tür olayların hepsi aynı bu şekilde değerlendirilip bu cezaya uygulanmıyor yani. Bu ceza uygulanmıyor. Şimdi buna en ağır cezayı verecekler. Bu en ağır cezayı alacak. Ama diğerleri buna uygun ceza almıyor işte. Çoğu kişi kanunun, hakimin veyahut da savcının insafına bazen insafına bırakılıyor ya. Bu tür insanlar böyle cezalar, suçlar işlediği zaman kardeşim en ağır ceza neyse bunu işleyecek adam hem kendi bilmesi lazım. İyice kafasını ezber yapacak kardeşim. Kafasını kazıyacak bunu. Başına ne geleceğini bilecek. Herkes bilecek. Ben bilmiyordum. Ben artık bundan sonra bu cinayetten sonra ben bu kadar çok mu uymuş cezası, şu muymuş, az mıymış bunu düşünmeyecek artık. Bunu herkes bilecek. Kadına mı şiddet veyahut da cinayet, çocuğa mı şiddet veyahut da cinayet. Kardeşim bunun belirli bir cezası olacak. 10 yıl mı, 20 yıl mı, 50 yıl mı, müebbet mi? Herkes bunu bilecek. Bunu yapan insan göze alması lazım. Şimdi cezaları ne olduğunu kimse bilmiyor. Bakın Almanya'da şimdi televizyon programlarında aynı dizi gibi, bakın aynı dizi gibi mahkemeler oluşmuş. Bir ara Türkiye'de de oluyordu bu da. Onu artık şimdi artık göremiyoruz, kapatıldı. Bir suç işleyen yani kişi suçun ne kadar ağırlığı veyahut da ne kadar küçüklüğü durumunda öyle savcının veyahut da hakimin insafına bırakılacak bir sistemi yok. Her türlü maddenin anayasa veyahut da kanun kitapçığında yeri var. Kesinlikle. O en azı en çoğu neyse onun ikisinin ortasında bir ceza alır. Öyle tutuksuz yargılanma, öyle yok savcılık soruşturma, yok pandemi dönemi, yok içer hapis dolu, yok devlet sana mı bakacak, seni mi besleyecek falan filan deyip de geri tekrar 3-5 sene sonra iyi haldi, şuydu buydu deyip de yarı açık cezaevi, yarı kapalı cezaevi, hafta sonunu evde geçir, geceyi evde geçir, gündüz yap, yok kelepçe tak, yok izinlisin, bayram tatil izini, yok bilmem ne falan filan deyip 1-2 sene yatıp ondan sonra yine toplumun karşısına böyle canavar kişiler, cani insanlar tekrar topluma geri dönüyor. Ondan sonra ikinci, üçüncü ceza işlemeye güç kazanıyor, güç alıyor. Çünkü ceza almıyor. Ceza diye bir şey yok. Bu olayların da, bakın bu ceza, bu cinayet olayların da en büyük birinci sebebi ailedir. Anne ve babadır. O çocuk daha küçükken elinden tutup da Allah sevgisini, Kur'an-ı Kerim, peygamber sevgisini, Allah'ın korkusunu, anne baba sevgisi, şefkati, bakın kardeşe, annenin ayaklarının altında bir cennet olduğu, saygılı davranmasını, anne baba saygısını, sevgisini, şefkatini, namazını alnı secdeye gitti mi, ibadetin öğrendi mi, cenneti, cehennemi öğrendi mi, şeytanı bildi mi, cini tanıdı mı, onlardan ne kadar uzak durması lazım, nefsine nasıl hakim olur, nefsine hakim olmazsa nelere bulaşır, kim onun yanında olur, kim müridi olur, kötü gruplar, kötü arkadaşlar, öyle sadece paranı verip de okula gönderip meslek yaptırıp veyahut da işini kurup ben elimden geleni yaptım deyip sokağa salma yetmiyor işte. Bunların hepsini öğretirsen bir insanda bakın Allah korkusu olan bir insan, gerçekten Allah korkusu olan bir insan değil bir kadını, bir canlıyı dahil
katledemez. Bir sineği bile öldürürken onun içi kalbi cız eder. Çünkü onu yaratanın da Allah tarafından olduğunu, mahşerde onun hesabının sorulacağını, onun canını almak ona düşmediğini onu bilir. Kaldı ki yani o kişi yapmış olduğu cinayeti, o Pınar kardeşimize yapmış olduğu cinayeti ben okuyunca kanım donuyor ya. Normal bir hani küfür etme veyahut da sapıklık ferahat da hiçbir şey değil ya. O kadar kötü şeyler yapmış ki ne ya. Ne demek ya onu yakmak, onu fıçının içine koymak, üstüne beton dökmek. Yani bu tür insanın eline asker verseniz, grup verseniz, ülke verseniz Allah'ım dünyaya var ya kan kusturacak demek ki ya. Adamın elinde güç olsa bütün çoluk çocuk demeyecek, hep katledecek yani. Ne kadar barbar olmuşuz. Bu insan şimdi bakın, bu cinayet yeni işlendi. Bu olay yeni oldu, şimdi tutuklandı. Geçen ay Muğla'da eğer ki biz de bulunsaydık toplum olarak Muğla'da, o adamla yan yana oturup beraber çay kahve içip beraber o adamla gezip o adamla hani alışveriş yapıp, büfeciyse büfesinden alışveriş yapmak veyahut da adam orada çalıştığı iş yerinde beraber çalışmak, bu kişiyle beraber çalışıyorlardı, beraber yaşıyorlardı. Bu adam bir caniymiş, bu adam barbarmış. Bu sokakta gezmeyi, güneşi görmek bu adama haram. Aile işte, aileye burada çok büyük görev düşüyor. Çocukluğundan beri bunu yetiştiremeyen aile işte. Toplum gerekeni verdi mi işte ailesi buna? O vermeyince ailesi böyle canavar oluyor. Devletin üstüne düşen, kardeşim sadece kamuoyuna yansıyan buna benzer olaylarda, bakın böyle cinayet olaylarında topluma yansıyınca 2 kat ceza, 3 kat ceza, müebbet böyle cezalar veriliyor. Ama diğer türlü ne oluyor? Diğer taraftan bana küfür etti diyor, beni taciz etti diyor, beni eşimden ayırmaya çalıştı diyor. Bir şeyler hani uyduruyor, söylüyor. İyi hal, hafta sonu evde kalma, yoksa erken tahliye falan filan diye fazla ceza almıyor. Kanunda savcının ve hakimin insafiyetine bırakılmaması gerek kardeşim. Bu tür buna benzer olayların hepsi madde madde, kanun not edeceksin deftere. Neyse suçu sabit, oradan nokta atışı. Bakacaksın müebbet, vereceksin müebbeti. İdam yok müebbet, vereceksin müebbeti. Yok bunun ihali var, yok takım elbise giymiş, yok çok güzel konuşuyor falan filan. Böyle işte yapmayacaksın. Ondan sonra tekrar toplumun içine geri dönüyor. Bir sonraki olayı tekrar aynı cinayeti işlemek için işte adam güç kazanıyor. Adam destek alıyor. Kanun da arkasına almış oluyor. Buna benzer olaylar kanuna, yani kamuoyuna yansımayan olaylar daha az cezayla kurtulup kendisine vücut, güç buluyor. Şimdi kanun, şimdi şu anda bugünkü yaşanan bu kanuna veyahut da diyelim verilecek olan cezaya yine binlerce şükür. Adalet tam yerinde işliyor mu? İşlemiyor. Ama buna da şükür ediyoruz. Neden? Çünkü bundan 20 sene öncesini ben biliyorum. Çok iyi biliyorum. Daha önce adam eşi mesela karısını dövüyordu, haşet ediyordu, ağzını burnunu kırıyordu. Kan revan içerisinde kadın karakola sığınıyordu. Kızı karakola sığınıyordu. Karakolda emniyetteki oradaki amir diyordu ki ne oldu bacım diyordu. Eşim yaptı, şu yaptı, bu yaptı. 1 saat 2 saat ifadesini alıyordu. Diyordu ki ne kadına, bacım kocanı arayalım da gelsin seni götürsün. Ne? Ya kocası o hale sokmuş. Nasıl kocasını alıp da kocasına teslim edeceksin seni? Bunu deyince dedi ki bacım ben ne yapabiliriz? O senin kocan, döver de sever de geri tekrar hani barışırsınız. Bugün kötü oldu, yarın iyi oldu diye tekrar kocasına teslim ediyorlardı. Eskiden böyleydi. Bundan 20 sene önce, 25 sene önce böyleydi. Çok böyleydi. Kocan gelsin de seni götürsün. Ben ne yapayım? Karakolda yer yok. Bacım karakolda mı yatacaksın? Yatacak yer yok, gidecek yer yok. Annem babam varsa git. Yoksa savcı bir şey yapamıyordu, hakim bir şey yapamıyordu, polis bir şey yapamıyordu. Şimdi artık kanun o zamanlara nazaran çok iyi de, o zamanlara nazaran diyorum ama hala çok eksik kardeşim, çok eksik. Bunun gibi böyle toplum canavarlarını sokağa salmayacaksınız kardeşim. Koronavirüsü gibi, koronavirüsü yine insanı etkiliyor da kurtulma şansın var. Veyahut da tedavisini görüyorsun. Bunlar barbar, işkence. Yani kan dondurucu. Yani bu sadece bu sizden uzakta tanımadığın, bilmediğin, hani adını bile yeni televizyondan duyduğun kişi bir kadın olarak görmeyin. O kişi sizin ailenizde olabilirdi veyahut da akrabanız olabilirdi, kızınız olabilirdi. Bu tür olaylar, böyle caniler, böyle barbarlar topluma her zaman virüs yayan kişiler.
Şimdi bugüne kadar bu yapmış olduğu ilk hadise mi bu? 1000 tane yapmıştır. Siciline baksanız belki bunun 900'ünde hiç karakola, adliyeye bu yansımadı. Hiç. Hiç. 900'ünü yaptı. En sonunda bu kadar caniliği, barbarlığı ortaya çıkınca artık kamuoyu da oluştu. Yani yapacak bir şey yok yani. Delil var, ıslat var, artık salınmıyor. Bu kişi eğer bunda da yakalanmasaydı kaçıncısını yapacaktı Allah bilir. Kaçıncısını. Bu yüzden birincisi, bak kardeşim, çocukken evlatlarınızı bakın sokağa salmayın. Parayı verip işini, gücünü, okulunu okutup bu yetmiyor. Birincisi, başta dedim, bu anne baba saygı sevgisini tam aşılayacaksınız, bir. İkincisi, kanun herkese eşit olacak. İfadesini aldım, ben tutuksuz yargılıyorum. Biraz para aldım, saldım gittim. Bir sene, iki sene yattı, iyi hal. Bu olmayacak. Kanunda tam bir madde olacak. O cezayı uygulayacak. Üç, bu cezayı herkese duyuracaksın kardeşim. Bu işi yapacaksan, anladın mı? Hani derler ya, adam şeyinden asıyor tavana. O kesileceğini bilecek. Bunu herkes bilecek. Onu göze alan adam da yapabiliyorsa, anladın mı? Maçası yiyorsa, hıçı yiyorsa, yapabiliyorsa yapar. Ondan sonrasında artık gerisine de kendi katlanacak. Çünkü suç, bu suçu işleyen kişinin cezası caydırıcı olmak zorunda. Caydıracak. Bunu bilecek. Böyle kafama göre ben kendim devletim, kendim adaletim, kendim hukukum, kendim istediğim şekilde davranırım diye bir şey yok. Şunu da unutmayın arkadaşlar, bakın. Günlük her gün, şu anda diziler şeye girdi, tatile girdi. Her gün bak, her gün dizilerde bakın, yaşanan dizilere bakıyorsunuz, kimi komik, kimi eğlenceli, kimi macera bilmem ne. Her dizinin içerisinde şunu düşünerekten diziyi seyredin. Arkadaşım, şiddet var. En lüks oteli kiralıyor, en lüks villayı kiralıyor, havuzlar var, kokteyller var, mankenleri doldurmuş, güzel manken kadınlar, manken erkekler var, maddi para, arabalar, lüks her şey var. Bir kadın geliyor, iki tane erkek o kadına sahip olmak istiyor. O adam hani başrol oyuncusu olmasına rağmen onu dövdürmek istiyorlar. Hani bak çaktı ona, bak iyi çakıyor, onu dövüyor, öbürünü dövüyor o kadını almak için. Toplumda böyle istiyorken ha onu da dövsün, bunu da dövsün. Böyle hani konu bulamayınca yazacak konu orada. Diziler aracılığıyla Türk toplumuna bak. Türk toplumuna şiddeti sinirlendiğiniz zaman polise, karakola, kanuna değil de kendin uygulama öngörüsünü yayıyorlar. Bir şiddet, hani herhangi bir kötü bir şey olduğu zaman polise bildirmiyorsun, dava açmıyorsun, tutanak tutturmuyorsun, şikayette bulunmuyorsun. Hemen ilk cezasını kendi veriyor, çakıyor. Hemen çakacaksın. Hemen kavga. Birisi karşında sokakta geldi mi sana mesela? Hemen bir şey mi oldu? Diziden anlatıyorum, diziden. Bir hakkını mı yedi? Bir şey mi yaptı mesela? Bir çoluğuna bir şey mi yaptı? Hemen karakola şikayet edeyim, yok. Hemen anında sopa, kavga, dövüş. Diziler bile bizim ahlakımızı bozuyor bakın. Bunlara bile izin verilmemesi lazım. Az da olsa etkilemeyecek kadar da olsa, hani çok az, hani etkisi çok hafif bile olsa bize alttan alttan küçük küçük inleniyor arkadaşım. İnsanın toplum bilincinin altına yerleştiriliyor. Almanya'da bakın hiç kimse kimseye bir tokat, bir şamar vuramaz. Bağırır, çağırır, kavga eder ama hiç kimse kimseye bir tokat dahi vuramaz. Böyle bir toplum insana aşılıyorlar. Ben kaç kere bakın mesela Türkiye'deki dizilerde ve Almanya'daki dizilerde görüyorum. Türkiye'deki dizilerde olan olayları bak, diziyi Almanca'ya çevir, Almanya'da yayınla Türkiye'de olan diziyi. Buradaki insanlar çok saçma bulur. Niye? Çünkü tokat atıyor birbirine. Dizide birisi birisine tokat atıyor. O kızından dolayı, o babasından dolayı, o ailesinden dolayı, o onu dövüyor, ona çakıyor, gözünü morartıyor, hastaneye gidiyor. Yani hep bunlar oluyor. Birbirlerini hep dövüyor, kavga, hep kavga. Çünkü insanlar abes geliyor. Böyle bir toplumdan uzaklaştırmak için buna benzer her türlü insanın bilinç altına yerleştirebilecek şiddet olaylarına izin verilmemesi gerekiyor. Çocukluktan yetiştirirken izlemiş olduğunuz her programa, TV'ye, sosyal medyaya dikkat edeceksiniz kardeşim. Ve bu cinayeti işleyen kişilere de en ufağından, en azından, en çoğuna kadar gerekli en ağır cezayı da yaptırımı uygulayacaksın ki ne herkes bu işi yapacakken bilecek abi. Bilecek. Hani derler ya şeriatta. Hangi elinle kestin, çaldın? Sağ elinle. Sağ elini kesiyor ya. Hangi elinle hırsızlık yaptın? Sol elinle. Sol elini kesiyor ya. İşte bunu bildiği zaman insan bir daha o hırsızlığı yapmaz. Hani babında böyle yapılsın diye demiyorum. Ama bu cezanın ne kadar ağır olduğunu o kişi bilecek. O suçu işleyecekse ona göre işleyecek. Ondan sonra da sonuna katlanacak kardeşim. Bu kadar basit. Evet, bir daha böyle melun olayların yaşanmaması ümidiyle
ve beni dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.